Şimdi bir de şurada gördüğünüz bu da aloe vera. Aloe veranın bilinen 400 türü var. Sadece aloe vera barbadensis. Şu yaprakların üzerinde böyle hafif beyaz benekleri var. Kenara hafif şöyle tırtıklı. Ve bu yaprağın içerisinde özel bir böyle jel var. Yumuşak. Şöyle kopar. Görebiliyor özel. Muyuz jeli? Tabii. Şunu mesela şu yaprağını kopardık. Şöyle görüyorsunuz. Aa, evet gerçekten. Evet. Uzanıyor. İşte bu içindeki jel vitaminler, mineraller, enzimler içerir. Mesela pankreasın salgılamış olduğu lipaz amilaz tripsin gibi enzimler içerir. Ne demek? Pankreas gibi sindirim salgılarının kalitesini artırır. Yani sindirim hızlandırıcı, sindirim sağlayıcı, sindirilmeyen besinlerin daha kolay sindirilmesini sağlayıcı. Karaciğeri, pankreası çalıştırıcı, bağırsakları temizleyici. Bununla ilgili bir dedikodu çıkardı bazı bu televizyon programında sunuculuk yapanlar. Yok şöyle zararlı, böyle zararlı. Hemen Avrupa'da, Amerika'da bir araştırma başlattılar. Acaba aslı var mı? Türkiye'de bir buluş mu yaptılar diye. Bu iki sunucu, televizyon programcısı daha sonradan öğrendi ki biri 4 milyon dolar, diğeri 2,5 milyon dolar kimya fabrikalarından cebellezi yapmışlar. Yalan haber, asparagas haber yapmışlar. Almanya dünyada 84 ülkede aloe vera ile ilgili araştırma yaptı. 84 ülkenin Sağlık Bakanı ile birlikte aloe vera şurubu yapan ve kullanan 2,5 milyon üzerinde yapılan arama taramada yöneticisini görmedim, şu faydasını gördüm. Alerjiye karşı, cilt hastalığına karşı vesaire vesaire diye. Ondan sonra ne oldu? Türkiye, bütün Avrupa'da, Amerika'da serbest bırakıldı. Türkiye'de de serbest bırakıldı. Şimdi ben bununla ilgili mesela birkaç örnek vereyim. Burada klinik araştırmalar var. Bir sürü. Yüzlerce klinik araştırması var da ben birkaç örnek vereyim. Mesela Kaliforniya, Louis Palmer Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmasında ekzema, akne, liken, liken planus gibi, sedef gibi alerjik hastalıklara etkili olduğu klinik araştırmasıyla belgelenmiştir. İki, Mısır'da yapılan klinik araştırmada Kahire'de sedef, ekzema, akneyi iyileştirdiği belgelenmiştir. Almanya'da yapılan çalışmada bağırsaklara iyi geldiği, faydalı bakteriler arttırdı, zararlı bakteri yok ettiği. Bangkok'ta yapılan klinik araştırmasında şeker hastalığını önlediği tip 2. Japonya'da yapılan araştırmada ise Japonya'da Hiroşima bombası atılan şehir var, Hiroşima. İkinci Dünya Savaşı'nda bomba atılan bu şehirde bir üniversite var. Fushiyama Üniversitesi. Fushiyama Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ise antioksidan, anti-aging, bu aloe veranın antioksidan, anti-aging özellikleri olduğu belgelenmiştir. Mesela bundan çok güzel, şöyle bayağı mesela bir damla gözünüz ağrıyor. Böyle gözünüze sürebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yok. Evet, yiyebilirsiniz. Gerçek. Ben diyebilirim. Ben alışkın olduğum için. Ama siz yerseniz size biraz sert gelir, acı gelir. Böyle cildiniz kuruyorsa cildinize sürebilirsiniz. Aman düştü. Cildinize sürün şöyle. Doğal bir krem. Oh ne güzel. Birçok dünya ülkesinde aloe vera saksıda, balkonda, efendim kışın içeride, yazın dışarıda yetiştiriliyor, kullanılıyor. Bizim bir dostumuz Rusya'ya izine gitmiş. Bahçede uğraşırken çakı batmış eline derince. Oo vay, hemen acizane gideyim demiş. Demiş ki komşuları, bura Türkiye değil. 200 kilometre gideceksin eczaneye. Yaralandı. Ne olacak? Kolay demişler. Gel buraya. Aloe verayı koparmışlar böyle. Birkaç damla sürmüşler. Her gün birkaç damla süreceksin bundan. Gitti bitti. 2-3 gün sonra tamamen kaparmış. Ya bu aloe vera ne mucizeymiş arkadaş dedi. Gelmiş araştırmış, hemen diyor ki ciltteki bu yarayı hemen iyileştirdiğine göre bu bağırsaklara çok büyük faydası vardır. Ben aloe vera alacağım. Tabii alabilirsin dedik. Amerika'da çok büyük bir şirket var. Bunların dünya çapında 2,5 milyon distribütörü var, çalışanı var. Tabii onlar bunun sağlık yönüne pek bakmıyor. Ekonomik yönüne bakıyor.
Para nasıl gelir ona bakıyor. Aloe verayı ne yapıyorlar? Destilasyonla damıtıyorlar. Damıttığın zaman ne oldu? Eterik yağlar gitti bir. Enzimler parçalandı. Etkisiz hale geldi iki. Vitaminler öldü üç. Geriye ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Hem öldürüyorlar. Destilasyondan geçiriyorlar. Etkisini sıfırlıyorlar. Sıfır, sıfır etki. Sonra da ne yapıyor? Üstüne sonradan getiriyor. Sentetik vitamin koyuyor, mineral koyuyor. Diyor ki bizim aloe veramız %100 doğal. Ya öldürdün zaten. Destilasyondan, ekstraksiyondan bazı bitkiler geçer, bazı bitkiler geçmez. Her bitki aynı şekilde kullanılmaz. Sarı kantaronun destilasyonla ekstraktını elde edersen destilasyonla bunun etkisi mükemmeldir. Hiperisin, hiperforin elde edersin. Ama aloe verayı destilasyondan geçirirsen enzimler yok olur. Vitaminler yok olur. Etkisi sıfır olur. Ama güzel para kazanıyorlar. Dünyada 2,5 milyon satıcısı elemanı var, distribütörü var. O kadar. Şebeke hali maşallah. Onlar dahi bunu doğal üretemiyor. Dünyada ilk aloe vera jel doğal üreten kişi benim. Nasıl ürettin diyeceksin. Bir gün Ahmet Er eski milletvekili Frankfurt'ta konferansa gelmişti. Konferanstan sonra herkesle tanıştı. Siz ne işle meşgulsunuz dedi. Tanıştıktan sonra ben bitkiler üzerine araştırma yapıyorum dedim. Aa, öyle mi dedi. Nasıl, nereden, ne zaman vesaire. Dedim ki işte burada botanik bahçe var. Oraya gidiyorum. Kütüphane var. Oraya gidiyorum. Eczaneden bitkiler alıyorum vesaire vesaire. Seninle görüşmemiz lazım acele. İyi hadi görüşelim. Gittik bir yere kahve içmeye. Gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Ah. Uyuyamadım dedi. Niye dedim? Nasıl bir rüya? Peygamberimizi rüyasında görmüş. Demiş ki Peygamberimiz bir bitki bunu göstermiş. Demiş ki etrafında hafif tırtıklı, üzeri beyaz benekli, içerisinde jelibon gibi böyle jel var. İşte bu her derde devadır. Bütün insanların bunu bilmesi gerekir. Ahmet demiş. Hı hı. O da dedi ki ben anlamadım dedi. Demek ki senin için rüyayı görmüşüm. Dedim ki sen benden iyi bir insanmışsın. Ben iyi bir insan olsam ben görürdüm. Sana nasip olmuşsun.